Herkese merhaba. Konsol oyunlarını ne kadar çok sevdim biliyorsunuz. 37 yıllık oyunculuk deneyimimde birçok jenerasyon ve konsol gördüm. Kimisi sıfırdan doğdu, kimisi battı gitti. Hepsine şahit oldum. O yüzden benim için klasik ve retro oyunlar çok önemli. Daha öncesinde biliyorsunuz canlı yayınlarda sohbet muhabbetlerinde yapmıştık. Bunun yanında arkadaşlar arcade Atari salonlarında da çok zaman geçirmişliğim var. Çünkü o zamanlar internet, yani şu anda mevcut olan internet yoktu. İnternetin olmadığı bir oyunculuk döneminden geldiğim için. O yüzden arcade Atari salonu oyunları da benim için çok önemli. Bu oyunlarla ilgili bir araştırmaya girmiştim. Uzun süredir bakıyordum. Özellikle son birkaç haftadır oturdum arkadaşlar. Hem fiyat hem performans açısından tüm bu oyunları oynayabileceğim, tüm bu oyun konsollarının jenerasyonlarındaki oyunları oynayabileceğim bir oyun konsolu bakmaya başladım. Ve bu oyun konsolu bir portatif konsol arkadaşlar. Ambernic RG35. Bu modelde hem fiyat hem performans olarak alınabilecek, oynanabilecek en iyi el konsolu olarak gördüm ve siparişini verdim arkadaşlar. Uzak Çin menşeli siteler var biliyorsunuz. Oradan sipariş verdim. 60 dolar kadar bir fiyatı vardı. 60 dolar da yaklaşık 1000 lira gibi bir fiyat yapıyor. İşte bunun vergisi var biliyorsunuz. Gümrük vergiler oluyor. Vergiler de dahil 1600 lira gibi bir fiyata geldi. Önce bir kutu açılımı yapalım. Sonra cihaza yakından bakalım. Ondan sonra oyunları da alalım. Gerçekten çok meraklıyım. Hem oyun oynayacağız hem de cihazla ilgili size bilgi vereceğim. Detaylara gireceğim. İncelememize geçmeden önce sizden ricam var. Abone olarak beğen butonuna basarak ve isteklerinizi yorumlara yazarak destek olabilirsiniz. Yorumunuz yoksa en azından selam gönderebilirsiniz. Bakalım Ambernic RG35'te bize hangi oyunlar bekliyor? Keyifli seyirler diliyorum. Ambernic model RG35'in çok küçücük bir kutusu var. Bir de basit bir kutusu var. Hemen şöyle açalım. Evet. Abi eskiden derdik ki Çin malı mı alınır derdik. Şimdi abi Çinliler yapıyor be falan diyoruz. Evet şöyle açıyoruz. Bakalım. Bir de özellikle rengini gri seçtik. Yani böyle bir eski nostalji havası olsun. Eskiler bilir Game Boy vardı. Biraz Game Boy havası var. Kutudan konsol çıkıyor. Kullanım kılavuzu var şöyle. Basit bir kullanım kılavuzu var. Bunun yanında içinde koruma camı da geliyor arkadaşlar. Farklı bir boyuta sahip. 4.3 formatında 3.5 inçlik IPS panel var burada. 640'a 480 çözünürlüğe sahip. Bunun için bir koruyucu cam bulmak gerçekten zor. Onun için özel bir koruyucu camı da var. İsterseniz onu da uygulayabilirsiniz. Genel dış görünümüne bakacak olursak Nintendo'nun Game Boy modeline benziyor. D-pad'leri, tuşlarıyla. Yalnız iki tane yanda SD kart yuvası var. İlk aldığınızda içinde bir tane SD kart geliyor. Hem işletim sistemine hem de içinde belli bir kısımda tabii ki hediye oyunları da var. Oyunlarla birlikte geliyor. Hem oyunları hem işletim sistemini bu karta yükleyebiliyorsunuz. Sol tarafında ses açma kapama tuşu. Arka tarafında R1, L1, R2 ve L2 tuşları var. Yani PlayStation'a olan tuşlar var ki PlayStation 1 oyunlarını kullanabiliyoruz arkadaşlar. Hemen alt tarafta 3.5 inçlik kulaklık çıkışı var. Bu çok iyi. Hem annenizin babanızın yanında ya da nişanlınızın ya da eşinizin yanında rahatlıkla oyun oynayabiliyorsunuz kulaklıkla. Type-C bağlantısı var. Buradan da şarj ediyorsunuz. Konsolun şarj ömrü dolu pille 5 saate kadar çıkabiliyor. Ama ben parlak ekranda oynadığım için, yüksek ayarda parlak ekranda oynadığım için 4 saati buldu. Ayrıca RG35'e HD çıkışla televizyona bağlayabiliyorsunuz. Aynı bir normal konsol gibi kullanabiliyorsunuz. Yanınıza ikinci bir arkadaş da alabilirsiniz. Onun da Type-C girişle ekstra bir kolla yanında 2 kişi olarak da ekrandan, televizyondan oynayabiliyorsunuz. Hadi bakalım cihazımızı açalım. Bir de oyun performansını görelim. Ambernic'te açılış yaptığı bu arada ekran çözünürlüğü çok güzel. Çünkü 3.5 inçlik bir ekrana sahip. Güzel yüksek çözünürlüğe sahip bir ekran karşılıyor bizi. Gerçekten güzel. Hatta şöyle zoom yapayım arkadaşlar. Şöyle yakın göstereyim size. Gerçekten çok güzel ekrana sahip. Burada oyun odaları var. Kartlar içerisinde farklı sistemlerden cihazları görebiliyorsunuz. PlayStation 1 oyunları, dikey arcade oyunları gibi arkadaşlar, Neo Geo sistemleri, NES sistemleri, Nintendo sistemleri gibi birçok sistem var arkadaşlar. Ayrıca favoriler listesinden yıldızladığınız oyunlara kısa yol erişiminiz var. En son girdiğiniz oyunlar, hikayeler bölümü var, history. Ayrıca SD kart içerisinden istediğiniz bir oyunu, çünkü çok fazla oyun var içerisinde, aklınıza gelen bir oyunu SD kart içerisinden arama yaptırabiliyorsunuz. Ve tabii ki ana ayarlar var. Ekran ayarları, ekran ışık ayarları, işte şu tuş kombinasyonları, efektleri, seslerini değiştirebiliyorsunuz. Arka fonları değiştirebiliyorsunuz. Programlar, arayüzler yükleyebiliyorsunuz. Mesela Garlic diye bir arayüz var arkadaşlar. Bu Garlic denen arayüzle birçok oyunu daha yüksek performanslarla, farklı arayüzlerle makinenizi kişiselleştirebiliyorsunuz. Duvar kağıtları yapabiliyorsunuz. Cihaz ayarlarını ve tarihlerini, dil seçimlerini de buradan yapabiliyorsunuz. Bir de oyun performansını görelim ve PlayStation 1 oyunlarıyla bence göz atmaya başlayalım. Castlevania, Tekken 3, Resident Evil 3, Crash Bandicoot serileri. Arkadaşlar şöyle yaklaştırayım biraz da. Shinji Mikami, yani orijinal Resident Evil'ın yapımcılarından Dino Crisis, Contra Adventure, Silent Hill. O kadar çok var ki şu anda bu gösterdiğim oyunlar sadece random oyunlar gösteriyorum size. Dino Crisis serisi, Driver, Gran Turismo, Resident Evil serisi,
Mesela ne yapalım? İlk bir tanesine girelim. Tekken'den başlayalım. Namco sunar. İnanılır gibi değil ya. Arkadaşlar, bayağı bildiğiniz PlayStation 1 oyunlarını. Çok güzel bir görüntü kalitesiyle görebiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz. Hem de full sürüm, yani sinematikler falan her şey var arkadaşlar. Evet, Heihachi Mishima başladı. Şöyle girelim. Evet, menüsünde gezelim. Bir arcade modu girelim değil mi? Kolay olsun. Arkadaşlar sıraya girerdik. Arcade Atari salonunda sıraya girerdik. Tekken geldiğimizde ağzımız açık kalmıştı. O zaman tabii 3 boyutlu oyunlar fazla yoktu. Şöyle biraz da kısın. Evet. Arkadaşlar çok güzel. Hem görüntü kalitesi güzel. Cihazın çözünürlüğü güzel. Ya konsola karşı gelirsin ha. Hadi bakalım. Evet. KO. Evet arkadaşlar, bitirdik. Eğer oyun değiştirmek istersek hemen şurada reset tuşu var. Reset tuşuna bir kere basıyoruz. Hemen kendisini ana menüye atıyor zaten. Hemen ana menü tekrar bizi karşılıyor. Oradan oyunlara giriyoruz tekrar. Ve buradan oyun seçmeye devam ediyoruz. Şimdi Resident Evil 3 Nemesis'i göreceğiz. İnanılır gibi değil ya. Arkadaşlar binlerce oyun sizi bekliyor. Binlerce. Ve tek şarjı da 4 saat kadar gidiyor olması çok çok iyi. Yani 5 saat bulunuyor ama ben ışığı parlak seviyorum. Ayarlardan ayarlayabiliyorsun. Ona göre biraz da ekonomik modda gidebilirsiniz. Hard mod. Zor olsun. Zor olsun, hemen ölelim. Vallahi bunca yıldan sonra arkadaşlar nostalji yapmak çok güzel. Bir de bunu her yere taşıyabilmek çok güzel. Evet, sinematiği geçtim. Bu arada hiç tuşları bilmiyorum arkadaşlar. Ne değildir? Aradan kaç yıllar geçti? Pis zombi. Aha, yakaladı. Yakaladı. Yakalasın da ölelim. Ne abi, hard mod alırsan. Lan. Vallahi yemin ederim zombiler mahvetti bizi. Evet, bitkin haldeyiz. Bayağı arkadaşlar, menü her şey var yani. Evet arkadaşlar, şimdi Gran Turismo görüyoruz. Gran Turismo konsol tarafındaki en önemli simülasyon oyundur. Bu açılışı birçok kardeşimiz bilir, eski oyuncular. Hadi ben heyecanlandırmayayım sizi. Başlayalım. Evet, simülasyon mod var. Biz arcade mod yapalım, hemen girelim. Normal olsun. Ne oynayalım? Aston Martin. Böyle sesini kısayım arkadaşlar. Oyundan oyuna değişiklik gösterebilir. Abi şaka gibi ya. Evet. L2 ile arkaya bakıyorum.
Bir de arkadaşlar PlayStation 1'de nasıl çalışıyorsa aynı şekilde çalışıyor abi. Arcade salonlarının çok sevilen oyunlarından bir tanesi Mortal Kombat. Mortal Kombat Trilogy. Harika ya. Bütün Atari salonu elinizde. Evet, full roster arkadaşlar. Bakar mısınız? Çözünürlük çok güzel. Tam liste, bütün kadro burada. Hadi Sub-Zero'yu seçelim. Hayır. Aha, öldük. Aa, saç yapmak yok. Ben sana buz yapıyor muyum? Yapayım. İnanmıyorum. At aşağı. Atsaydı iyi olurdu. Bakalım başka oyuna. Şimdi size gerçek bir klasik göstereceğim. Gerçek bir retro. Cadillac and Dinosaurs arkadaşlar. Bu oyunu yani Türkiye'de çok severler. Özellikle Türkiye'de en çok sevilen arcade Atari salonu oyunlarından bir tanesiydi. Namı değer arkadaşlar, diğer adı Mustafa. İlla ki duymuşsunuzdur. Duymadıysanız oyunun adı Mustafa arkadaşlar. Yani biz Türkler Mustafa diyebiliyoruz. Hiç bilmeyen kardeşimiz neden olduğunu şimdi birazdan göstereceğim. Bu arada istediğiniz kadar jeton atabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Şurada 2 oldu. 3. jeton, 4. jeton. Bakın arkadaşlar şu abimin adı, yani şu 3. karakter. Şöyle kısayım rahatsız olmayın. Şu 3. karakterin adı Mustafa arkadaşlar. Bakın şurada yazıyor. Mustafa bizim Türk ismi olduğu için çok sevildi zamanla bu oyun. Bir beatmap oyunudur. Capcom'un çok değerli oyunlarından bir tanesi. Gerçekten çok değerli. Hani Capcom'u bugünlere getirmiş oyunlardan bir tanesi diyebilirim size. Şöyle bir uçan tekme atayım. Al sana bomba attım. Abi ne güzel günlerdi ya arkadaşlar. Bu günler var ya. Düşünün sene arkadaşlar 80'ler 90'lar, yani o zamanki duruma göre grafikleri düşünün yani. Şöyle bir ulti yapayım. Aha, pompalı tüfek. Pompalı tüfek, shotgun. Atla aşağı. Hop. ISS Pro Evolution, Konami'nin sevilen futbol oyunu. PES'i gösteriyorum arkadaşlar. İlk orijinal PES. Bakın PlayStation 1 analogları. Türkiye'yi seçelim. PlayStation 1'in önemli, çok değerli futbol oyunlarından bir tanesi PES. Türk bayrakları sallanıyor. Thank you.
Aman ha, daha dakika bir hemen gol yiyeceğiz ha. Replay'den görüyorsunuz sahneyi tekrar. Yani at. Evet. Harika bir gol yedik. Ve ağır çekimde sahneyi görüyoruz. Şimdi bir de arcade oyunlar deyip de Final Fight yapılmaz mı? Böyle bir konsol varken kesinlikle Final Fight oynanır. Hemen fazladan jeton atıyoruz. Bedava jetonlar. Cody. Tabii ki biz ne yapacağız? Hagar. Hagar alacağız. Hagar aldık. Bizim az jetonumuzu yemedi. Gel. Bunlar için arkadaşlar kuyruğa girerdik. Gerçekten jeton kuyruğuna girerdik, sıra kuyruğuna girerdik. Dediğim gibi düşünsenize, internetin olmadığı bir dünya. Evde oyun aletleriniz, bilgisayarlarınız, şu andaki oyuncu bilgisayarları bu şekilde yoktu. Şöyle ulti yapalım. Evet. Burada da bu işte noktayı koyalım. Şöyle bir ulti yapalım. Bitirelim. PlayStation 1 oyununa da dahil bütün arcade, retro ve klasik oyunları oynayabileceğiniz Ambernic RG35 incelemesini yaptık. Umarım yardım dokunmuştur arkadaşlar. Küçük, kompak, taşıması kolay. Pil süresi gayet iyi. 4-5 saat kadar kullanılabiliyor. Ve arkadaşlar gerçekten güzel bir çözünürlüğe sahip. Yani bu küçük 3.5 inçlik ekran, IPS ekran gayet güzel ışık ve görüntü sunuyor. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım yardım dokunmuştur. Benim gibi klasik oyun severseniz kesinlikle mutlu olacağınız bir konsol olduğunu düşünüyorum. Fiyat performans açısından. Merak ettikleriniz ve sorularınız için yorumlara bekliyorum. Yoksa selam gönderebilirsiniz. Bunun yanında videomu paylaşabilir, abone olabilir ve beğen butonuna basarak desteğinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Cuma cumartesi canlı yayınlarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar diliyorum.